Kazakistan'da kalmaya devam edelim. Türkistan'a gideceğiz şimdi. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurulu toplandı. Güzel Zaytova, Türkistan'dan karşımızda yanında kıymetli konuklarıyla birlikte. Evet, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'dayız şu anda. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde bulunmaktayız. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurulu toplantısı yapıldı az önce ve yanımda da çok değerli konuklarım bulunmakta. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar'la İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Ak kendilerine mikrofonu uzatıyorum. Sayın rektörlerim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Mahmut Ak, öncelikle sizinle başlayalım. Bugünkü toplantıya İstanbul Üniversitesi'ni temsilen katılıyorsunuz. Son derece önemli bir etkinlik. Konuyla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Her şeyden önce sizin de ilginiz için teşekkür ediyoruz. Evet, Türk Devletleri Teşkilatları bizim Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde gerçekten Türk halklarını ve onların geleceklerini birlikte planlayabilmek ve somut projeleri hayata geçirebilmek için çok önemli bir fırsat. Bu teşkilatın farklı kurumları var. Bu kurumlardan birisi de Türk Üniversiteler Birliği, TÜRKÜNİP. Biz TÜRKÜNİP dolayısıyla buradayız. Bugünkü toplantıya Türkiye dışında misafiri bulunduğumuz Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Macaristan'dan üniversiteler var. Yeni üye olacak olan üniversiteler de var. Biz bu birlikteliğini çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye üniversiteleri olarak bizim hem Bologna süreci hem de Erasmus ve Erasmus Plus, sonra kendi ülkemizde uygulanan Mevlana ve Farabi uygulamaları dolayısıyla sunabileceğimiz çok büyük katkı var. Bunların ayrıntıları burada konuşuldu. Teşekkürler Sayın Necdet Ünvar Bey, de siz ne söyleyeyim? Evet, biz de burada bulunmaktan hakikaten çok mutluyuz. Çünkü burası Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan. Burada Türk Devletleri Teşkilatı'na ait Türk Üniversiteler Birliği'nin genel kurulu için buradayız. 6 ülkeden, hatta 7 ülke Macaristan'dan gözlemci statüsünde üniversite var. 33 üniversitenin rektörleri, rektör yardımcıları olarak buradayız. Burada hakikaten çok önemli şeyleri konuşuyoruz. Malumunuz Türk Devletleri Teşkilatı yeni bir yapılanmaya gitti ve devlet başkanlarımız arasında çok önemli bir sıkı samimi dostluk, kardeşlik var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunu çok önemsiyor. Bizler de işte o Türk Devletleri Teşkilatı'nın üniversitelerini temsilen buradayız. Ve çok önemli şeyleri, konuları konuşuyoruz. Tabii üniversitelerin birbiriyle daha iyi anlaşıyor olması hem en yukarıdaki devlet başkanlarımızın hem halklarımızın çok yakın irtibatını esasında daha güçlü bir birlikteliğe taşıyan önemli bir vazife. O vazife sebebiyle buradayız. Problemlerimizi, meselelerimizi konuşuyoruz. Atmamız gereken adımları tekrardan bir kez daha gözden geçiriyoruz. Evet, teşekkür ederim. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Üniversiteler Birliği dediğimizde yani Türk dünyasının güçlenmesi konusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken, Türk Üniversiteler Birliği dediğimizde de Türk dünyasında eğitim alanının güçlenmesi konusu ilk akla geliyor. Peki bu toplantıda çeşitli konular ele alındığı biliyoruz. Türk Üniversiteler Birliği'nin daha da güçlenmesi için sizce neler yapılmalı? Bu programın içinde zaten olan bir program uygulaması var. Bu program çerçevesinde Erasmus Plus'a benzer şekilde önce öğrenci değişimi, öğrencilerin misafir öğrenci olarak veya yarı yılın tamamını geçirecek şekilde değişim öğrencisi olarak karşılıklı üye üniversitelere gidip gelmeleri burada kararlaştırılıyor. Ve bu anlamda da ilgili üniversite aldıkları derslerin sayılması önemli bir konu ve öğretim üyelerinin değişimi de buradaki başlıklardan birisi. Tabii ki hepsinden daha önemlisi akademik etkinliklerin yapılması. Bunlar hem akademik yayın, proje işbirliği, hatta öğrenciler alanında spor organizasyonlarının yapılması da konuşulan konular arasında. Yani yapacak aslında çok işimiz var ve buradaki rektörler veya ilgililerin de hepsinin buna istekli olduğunu görmek de bizi sevindiriyor. Teşekkürler. Sayın Rektörüm, size de mikrofonu uzatalım. Evet, biliyorsunuz dünyada gelişmiş ülkeler, hatta gelişmekte olan ülkeler
değişik programlarla öğrenci ve öğretim üyesini birbirine göndererek hem deneyimlerini paylaşıyorlar hem de öğrencilerin daha iyi gelişmesini, öğretim üyelerinin de o ülkeye katkı sağlamasını amaçlıyorlar. Bunun için Erasmus, Erasmus Plus gibi uygulamalar var. İşte burada da biraz önce değerli hocamız da bahsettiği gibi Orhun Değişim Programı uyguluyoruz. Yani Türk Üniversiteler Birliği üyesi ülkeler arasında öğrenciler ve öğretim üyeleri birbirine gitsinler, deneyim paylaşsınlar. Hem bilgilerini, görgünü artırsınlar, hem yeni şeyler öğrensin, yeni şeyler öğretsin kaygısı var. Bu çerçevede Orhun Değişim Programı'nın detaylarını konuştuk. Farklı konularda konuştuk. Aslında Türk dünyasının vatandaşlarının arasındaki ilişkiyi üniversite olarak nasıl geliştirebiliriz? Bu konuları konuştuk. Turizmi, sporu, savunma sanayi, sağlık alanında ülkelerin sahip olduğu imkanları bir başka kardeş ülkeye nasıl gönderebilir? Orada tecrübeden nasıl istifade edebilir? Bütün bunları çok detaylı konuştuk. İnanıyorum ki Orhun Değişim Programı kısa zamanda Türk dünyasına sahip olan ülkeler arasında en cazip programın birisi olacaktır ve bununla inşallah biz devletlerimize, halklarımıza çok önemli hizmetler sağlamış olacağız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için. Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar diliyoruz size. Evet, İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Ak ile Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünver yayın konuğumuz oldu. Hem bugünkü toplantıyı değerlendirdiler hem de Türk Üniversiteler Birliği'nin daha da güçlenmesi için neler yapılabilir konuyla ilgili de kendi fikirlerini paylaştılar. Bu arada Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi kuruluşunun 30. yılını dün gala konserle kutladı. Biz de buradan hayırlı olsun nice 30 yıllara sözü tekrar herkese bırakalım. Sayın Ak, Sayın Ünvar, biz de teşekkür ediyoruz katkıları için. Üniversiteler arası işbirliği son derece önemli. Orhun Değişim Projesi de son derece önemli bir proje. Sevgili seyirciler,